Şerifen'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere dayan ve bebek örgülerine uygulayabileceğiniz bir model hazırladım. Modelim 5 ilmekte yapılıyor. 5 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 5, 10, 15 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka taraftayım ve tüm ilmeklerimi ters örerek örgüme başladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki 1, 2, 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeği bir kez daha birlikte düz örerek topladım. Bakın 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ettim. Bıraktım. Bir tane ilmeğimi dolayarak artırdım. Devamındaki 2 ilmeği düz örerek topladım. Burası ilk modelim. Devam ediyorum. 3 ilmeği beraber düz örerek topluyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kere daha düz örerek birlikte topluyorum. İpimi bir kez şişime doladım. Devamındaki 2 ilmeği düz örerek topladım. Sıra boyunca bu şekilde önce 3 ilmeği beraber düz örüyoruz. İpimizi şişimize doluyoruz. Aynı 3 ilmeği tekrar birlikte düz örüyoruz. Sonrasında bir ilmek artırıp 2 ilmeği düz örerek topluyoruz. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitirdim. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek doladım. Sonraki 2 ilmeği ters örerek topladım. Bu 3 ilmekten elde ettiğim 3 ilmeğe gelince bu 3 ilmeği ters örerek devam ediyorum. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeği ters örerek topladım. 3 taneden elde ettiğim 3 ilmeğimi teker teker ters olarak ördüm. Bir ilmek artırdım. Sonraki 2 ilmeği ters örerek topladım. Devamındaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 4. sırasındayım. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi düz örerek sıra boyunca devam ediyorum. Burası modelimin son sırası. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Tüm ilmeklerimi düz ördüm. Modelimi tamamladım. Şimdi arka tarafa geçince ilk başlangıçtaki işlemleri tekrar etmeye başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini sıra boyunca ters örüyorum. Buraya biraz hızlı geçiyorum. Şimdi tekrar ön yüze geçince bu ajurlu modelimizi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 1, 2, 3 ilmeği düz örerek topladım. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeği bir kere daha düz ördüm. 3 tane yeni ilmek elde ettim. Bıraktım. Hemen arkasından bir ilmek doladım. 2 ilmeği düz örerek topladım. Devamındaki 3 ilmeği beraber düz ördüm.
ipimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeği bir kere daha birlikte düz ördüm. Sonrasında bir ilmek artırdım. 2 ilmeği düz örerek topladım. Sıra boyunca bu şekilde modelimi uygulayarak devam ediyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir ilmek doladım. Devamındaki 2 ilmeği ters örerek topladım. 3 ilmekten elde ettiğim 3 ilmeğimi bakın teker teker ters olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. Sonraki 2 ilmeği ters örerek topladım. Devamındaki 3 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. İki sırada modelimizi kuruyoruz. Sonraki iki sırada ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Toplamda 4 sırada modelimizi kurmuş oluyoruz. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Şöyle bir parçada modelimi çalıştım. Modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. İnce angoreplerle de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.